Merhaba. Bugün spontane bir şekilde kahvaltımızı doğada yapmaya karar verdik. Daha doğrusu bizimkiler sabah erkenden beni uyandırmadan anneme gidip kahvaltılarını yapmışlar. Evet. Şimdi benim için günaydın tekrar kahvaltı yapacağız. Günaydın be anneye. Bir an ne giysem diye düşündüm ama sonra tabii ki de her zaman giydiklerime elim gitti. Şu takıntımı yenemeyeceğim sanırım. Burada sabah rutinimde kişisel bakımımı görüyorsunuz. Maksimum diş fırçalamak ve güneş kremi sürmek. Ama paçalarımda bebekler ağlamazken bunları yapabildiğim için çok mutluyum. Neyse 30'umuza geliyoruz. Güneş kremi sürmek önemli. Buradan kamu spotumuzu vermiş olalım. Şimdi benimkileri görüyorsunuz. Arkadaki televizyon sesini duymamaya çalışın. Çünkü ben 4 yıldır öyle yapmaya çalışıyorum. Evet, şimdi piroşun sırası. İleride bana teşekkür etmesi için güneş kremini ihmal etmiyoruz prensesin. Ayrıca bu şekilde sakin durması gerçekten şaşırtıcı. Bu kız gerçekten kendini seviyor olmalı. Evet, şu an sıkıldı. Burada birkaç güzel poz yakalayayım dedim ama Piraye tamamen kendi dünyasında, asla beni takmadı. Neyse ben de çıkıyorum artık. Harun Reis Piraye'yi alıp önden çıktığı için bana yardım ettiğini zannediyor. Ama ben bütün eşyaları alıp bir yandan da video çekmeye çalıştığım için oldukça can çekişiyorum burada. Kerem'i babaannesini de yakalayıp üstünü değiştirmeye çalışıyorum ama bu da en az bir Piraye kıyafet giydirmek kadar zor. Yok, olmayacak. 2-3 yaş krizlerini biliyorsunuzdur. Burada öyle bir krizin eşiğinden dönüyoruz. Şükürler olsun. İstemiyorum anne. Ne istemiyorsun? İstemiyorum. Alamıyorum anne. Soğuk sıkıştı. Anne soğuk sıkıştı. Tamamen spontane geliştiği için hiçbir hazırlığımız yok. Tek planımız tavuklara güvenmek oldu. Hemen kümese koştuk biz de. Ne yazık ki bizim kümese dadanan bir çakal olduğu için tavukların ve yumurtaların sayısı her geçen gün azalıyor. Harun Reis kırk kontrol yapıyor. Bütün yumurtalar testi geçti. Harun burada arabayı biraz benim kullanmam için ısrar etti. Ama yok, maalesef cesaret edemedim. Direksiyon çok sert. Kendimi tır şoförü gibi hissediyorum. Baksanıza Harun bile zorlanıyor sanki. Hadi bakalım. Yola çıktık. Evet, eşsiz tarzıyla Kerem'e şahit oluyorsunuz şu an. Kerem. İşte bu manzara büyülenmek için yeterli bir sebep. Evden aldığımız tek şey neredeyse yumurta ve piknik tüpü olduğu için markete uğruyoruz. Çünkü yumurtayı pişirecek tereyağımız bile yok. Anne, çok sevdim bunları. Ördek, baksana ördek. Flamingo. İşte anası ağaçları karıştırır, evladı da hayvanları. Gördüm. Evet. Ardından benzinliğe uğruyoruz ve yıllardır su görmemiş olan Toros oto yıkamaya melül melül bakıyor. Garibim. İyice yaklaştık ama buranın yolları bile bence huzur dolu. Çok seviyorum bu yolları. Ve geldik, milli halımızı seriyoruz. Milli abur cuburumuz çubuk da hazır. Şu an çay ağzındayız. Yani Pataya Denizi'nin çayla birleştiği kısımda. Çayın kenarında oturmayı planlamıştık ama rüzgar inanılmaz fazla. En kuytu köşeyi bulduk. Anne, baba açabilir misin? Açığı var. O kapalıyı Piraye versek madem. O kapalıyı Piraye versek. Açar mısın baba? Açık annem zaten. Açık değil mi? Yok, hiçbiri açık değil tatlım. Öylesine vermişti o sana. Harun Reis işe koyuldu.
donmuş. Karıştırsam. Hayatında ilk kez çubukla tanışan Piraye ortalığı fena dağıtmış. Garibim, Kerem de onları toplayacağım diye uğraşıyor. Ve Piraye'nin asla umurunda değil. Peki ya Nihalemizin marjinalliği? Arabada bulduğumuz eski bir minderi tavanın altına koyduk. Baba, bunları neye değeceğiz ki? Çatal yok ki. Ah çocuğum, olmayan tek şey çatal mı sence? Piraye geliyor. İkisi de normal zamanda yiyip içemeyecekleri şeylerin şu an tadını çıkartıyor. Bu gece güzel bir vicdan azabı bekliyor beni. Vereyim mi Kerem? Evet. Hadi sonra. Piraye, al kızım. Piraye. Hayal kırıklığıyla birlikte kendim yemem. Kerem arabanın hemen arka tarafındaki kumla oynamak geç, istiyor babam, ama geç, biraz geç, korku problemimiz var. Baba. Sıcak orası ya. Kerem, gidebilirsin kendin. Buradan görebiliyorum. Baba, balon şişmek isterim ama. Burada balon durmaz. Uçar aynen. Ama ben onu yakalarım baba. Burada yakalayamazsın. Annem, gel bir tanem. Para verdik çocuğum, olmaz. Gittikten sonra ne anlamı var zaten balonlar? Para ver. Oraya gelmiyor bak. Demek ki dikildiğiniz yere gelmiyor bak. Geç. Geç hadi. Baba, seninle gelmiş. Geç, sen ben izliyorum seni. Tamam. Şu hemen arabanın arkasına doğru geç. Bak şuradan önünden. Geç babam. Hayır, şuradan geç. Oradan. Tamam, ben seni buradan görüyorum işte. Orada oynayabilirsin. Ben de görüyorum seni. Bol bol kum yemek Piroş'u bayağı susatmış. Harun Reis'in yine telefonları durmadı ve bir işi çıktı. Olsun, birkaç saat bile bize çok iyi geldi. Arabanın gıcırdamayan yeri yok. Come on.
ve şiddetli kar fırtınasına yakalanmadan günü böyle bitirdik.